Ne çiziyorsun? Önemli bir şey değil. Karalıyorum öyle. Yeni koleksiyon için mi? Merak ettim. Çok gizli değilse bakabilir miyim? Tamam tamam, vazgeçtim. Göstermek istemiyorsan, istemiyorsundur. Gel. Beni çağırtmışsın. Gül söyledi. Gel. Doğru taşlar elendikten sonra koleksiyona kaldırın. Baş üstüne Baran Bey. Özel koleksiyon için üretilmiş çok nadide bir parçadır bu. Üzerinde en ufak bir çizik bile olmasın. Dikkat edin. Hiç merak etmeyin Baran Bey. Bizzat ben ilgileneceğim. Parçayı gönderdim. Kamil Usta'yı da sıkı sıkı tembih ettim. Koleksiyonumun en değerli parçası olacak bu toka. Herkes dikkat etsin. Sen iyi misin? Neyin var? İyiyim. Neden kötü olayım ki? Madem iyisin, konuya girelim öyleyse. Seni neden çağırdığımı bilmek istiyorsundur. Üniversite Mezunlar Derneğimizin hazırlayacağı büyük bir davet olacak biliyorsun. Dışarıda yapılacaktı, dışarıda bir mekanla anlaşılmıştı ama son dakika bir pürüz çıktı. Ben de daveti konakta yapmaya karar verdim. Burada olacak yani. Evet. Konakta olacağı için senin de katılman şart. Bununla ilgili hazırlık yapmanı istiyorum. Peki, başka bir şey var mı? Bir şeyim yok dedin. Ama yüzün öyle görünmüyor. Bir sıkıntın var, hasta mısın? Yok, gayet iyiyim. Hiçbir sıkıntım yok.
Hadi çocuklar, şimdi bizimle gelin. Daha sonra sizi ziyarete gelebilirler. Hemen gel olur mu? Hemen. Hemen geleceğim. Sen hiç merak etme. Dur, dur bir dakika. Ben gelene kadar bunlarla uslu uslu oynayın. Tamam mı? Verdi mi hediyeyi Baran Bey? Benimle bir ilgisi yokmuş. Nasıl yani? Kan çiçeği motifli toka sana değil miymiş? Hayır. Özel koleksiyon muymuş neymiş? Onun için yaptırmış. Hay Allah. Var bu işte bir tuhaflık. Yok bir tuhaflık falan. Benimle bir alakası yokmuş işte. Ben yanlış değerlendirmişim. Sonra konuşuruz abla. Benim odada biraz işim var. Ah deli kız. İçim başka söylüyor, dışım başka. Öyle taşıp köpürüyorsun ya. Bunlar hep işaret işte. Güzel işaretler. Güzel olmasına güzel de... Baran Bey niye hediyeyi sana vermedi? Orasını ben de anlamadım. Söyle Kerem. Baran, dün söylemek istemedim. Bugün tekrar konuşup ikna ederim sandım ama Derya işi yokuşa sürüyor. Ne yapalım? Gerekiyorsa dava açın. Hisselerini kendi rızasıyla satmıyorsa mahkeme yoluyla alırız o zaman. O kadını Dilan'ın yakınlarında görmek istemiyorum artık. Tamam, anlaşıldı. Kolay gelsin kardeşim. İşkence ediyorum kıza resmen. Güya onu mutlu etmeye çalışıyorum. Ama burada kendini hapiste gibi hissediyor. Haksız da sayılmaz. Cehennemden farksız onun için her şey. Hanif Hanım, ben Baran Karabey.
Buyurun Baran Bey. Sizinle konuşacaklarım var. Dilan yine bir şey mi yaptı yoksa? Tabii. Bir sorun yok inşallah. Var. Hem de çok ciddi bir sorunumuz var. Şimdi beni iyi dinleyin. Ceviye, ne oldu? Neyin var? Ha? Yemek için su kaynatıyordum da. Kıyamam sana. Elini mi yaktın sen? Ha? Elim değil Cevdet. Yüreğim yanıyor benim. Yağmurun sesi kulaklarımdan gitmiyor. Beni bırakma Cevdet abla diye nasıl ağladım? Hiçbir şey yapamadım. İçim parçalanıyor. Elimden hiçbir şey gelmedi. Aklım hep sürekli onda. Toparlayamıyorum ben kendimi. Cevriyem, ben de seninle aynı durumdayım. Ama toparlanmamız lazım, böyle yaşayamayız. Toparlanamam ben Cevdet. Hiçbir şey yapamadım. Öylece onların ellerine çaresizce bıraktım kızı. Allah da beni bildiği gibi yatsın. Cevriye, başka çaremiz mi vardı? Ya sonsuza kadar o şekilde bizde yaşayamazdı, biliyorsun bunu. Bilmiyorum Cevdet. Ben artık hiçbir şey bilmek istemiyorum. Özel koleksiyon için üretilmiş çok nadide bir parçadır bu. Üzerinde en ufak bir çizik bile olmasın. Dikkat edin. Kişi kadar olacak dedi Baran Bey. Ona göre düşünmek lazım. Paçanga böreği içinde en az yarım kilo çemensiz pastırma almamız lazım. Acaba yufkamız kalmış mıydı ki? 4-5 tane de yufka almamız lazım. Gül. Efendim. Diyorum, yufkamız kalmış mıydı? Bilmem. Aman bilsen şaşardım zaten. Şerbetli tatlı mı yapalım, sütlü tatlı mı yapalım? Ne yer, ne sever bu insanlar? Bilmiyorum. Ya sen neyi biliyorsun ki kızım? Kendine çeki düzen ver artık. Neyin var böyle? Yok bir şey anne. Allah Allah. Var bir şey, var. Belli. Kendin buradasın ama kafan başka yerde. Çalışıyorum ya işte. Ya evet, çalışıyorsun. Dünyadan haberin yok. Sana soran da kabahat. Baran Bey'e soracağım mecbur. En iyisini yine o bilir. Nereye böyle? Baran Bey'e bir şey soracaktım da davetle alakalı. Onlar Serap'la bahçedeler. Gençlerin muhabbetlerini bölme şimdi. Sonra sorarsın. Bana da bir çay getir. Limonlu olsun. İyice şaşırdı artık. Ne yapmak istiyor ki bu kadın? Ben de anlamadım. Koca kadın. Yani affedersin çöp çatan gibi. Hayır yani torununu da mı tanımıyor? Baran Bey yapar mı hiç öyle şey? Onun arkadaşı. Evli sonuçta. O gözle asla bakmaz.
Tuhaf gerçekten. Yani ister kabul et, ister etme. Adam evli sonuçta. Neyse neyse, dedikoduyu bırakalım da sen Azade Hanım'ın çayını götür. Tövbe estağfurullah. Ben yine de gidip soracağım Baran Bey'e. Kemal'le işi gelecek mi? Cevap verdiler mi? Evet, geliyoruz dedi Kemal. Pınar'la Ergun da geliyor. Tolga'yla Burcu? Burcu daha dönmedi. Bir ara istersen. Ben Kadir abla 10 kişi olacağız dedim. Eğer daha az olacaksak bir revizyon yapalım. Tamam. Efendim abla. Baran Bey, böldüm kusura bakmayın ama ben şöyle bir menü hazırladım. Sizin de bakmanız mümkün mü acaba? Bakalım. Sen bak istersen, benim pek anladığım şeyler değil. Başlangıçlar tamam. Kader ablacığım, buraya börülce ve tarator da ekleyebilir miyiz mümkünse? Başka bir şey aklına geliyor mu? Bilmem. Siz seçin. Aman bana ne? Ne yaparsa yapsın. Beni ilgilendirmez. Hayır, bu kadar konuşulacak şeyi nereden buluyorlar? Pardon abla. Dilan, kızım. Yüzün kireç gibi olmuş. Bir şey mi oldu? Çok memnunlar senden. Koray abi epey bir övdü içeride. Sena şöyle çalışkan, Sena böyle iyi. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Ben de inceden bir gururlanmadım değil. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum işte. Bence fazlasıyla hakkını veriyorsun. Sağ ol. Senin sayende oldu. Uzun zamandan sonra ilk kez kendimi bu kadar mutlu ve umutlu hissediyorum. Sana ne kadar teşekkür etsem az. Ben sadece aracı oldum. Kendini beğendiren, işi alan sensin. Ya böyle kafam rahat olunca, huzurum da yerinde olunca böyle dört elle azimle sarılıyorum işte her şeye. Umarım bundan sonra da böyle olur. Umarım inşallah. Cihan, biliyor musun? Uzun zamandan sonra ilk kez kendimi yorgun, hayata karşı öfke dolu hissetmiyorum. İçim şükür ve minnet dolu. O Yıldıray denen pislikten uzakta hayallerimizdeki gibi bir hayatı kurduk annemle nihayet. Yani başardık galiba. Ne o kız? Korktun mu beni gördüğüne? İyi tezgah kurmuşsunuz. Bravo. Yıldıray, ne olur olay çıkarma. Ne olur. Kes! Bunu kaçmadan önce düşünecektiniz. Bundan sonra düştünüz avucuma. Sen de kızın da.
Benim sözümden dışarı çıkmayacaksınız bundan böyle. Yoksa... Neyse, ağzımızın tadı kaçmasın gelir gelmez. Sen kalk bir çay koy, bir de fındık fıstık bir şeyler getir. Midem kazındı. Alo! Kime diyorum? Naş naş! Kaçmaya falan da deneme. Anahtar bende. Geçen gün de söyledim sana kızım. Sadece arkadaş onlar. Serap kızını çok iyi tanırım. Baran Bey ile senin aranda evlilik akdi varken... Böyle bir şeyi aklından bile geçirmez. Sen bakma böyle uzun uzun konuşmalarına. Kaç senedir birbirlerini görmemişler. Konuşacaklar, dertleşecekler o kadar. Anlıyorum. Ama... Kızım, o gün de söyledim. Sen kabul etmedin ama... Sen Baran Bey'i biraz kıskanıyor musun acaba? Asla. Yok öyle bir şey. E niye bu kadar dert ediyorsun o halde? Niye bu kadar üzüyorsun kendini? Nihayetinde evli bir insan. Daha dikkatli olması gerekmez mi? Başka bir kadınla bu kadar uzun süre konuşması sana normal mi geliyor? Büsbütünde haksız sayılmazsın tabii. Lakin endişelerin yersiz. Benim demeye çalıştığım o. Baran Bey ile Serap'ın arasında hiçbir şey yok. Olmaz da. Bir kere Serap, Derya Hanım gibi taş kalpli, muhteris bir insan değil. Son derece iyi niyetli, akıllı, hanım hanımcık, edepli bir kız. Dışı gibi içi de güzel. İçini rahatlatmak için demiyorum ama onlar sadece arkadaş. Baran Bey ona sadece değer veriyor. Hepsi bu kadar. Serap yüzünden gerilmene hiç hacet yok. Baran Bey mecbur kalmadıkça Derya Hanım'la hiç konuşmazdı biliyorsun. Serap'la konuşuyor. Çünkü değer verdiği bir arkadaşı. Hepsi bu. Derya gibi değil evet. Güzel, akıllı. O benim kocamı seviyor. Ama o da seviyor mu? Ya da Serap'ın onu sevdiğini biliyor mu? O arkadaş olarak görüyor olsa bile... Evet. Çok iyi arkadaşlar. Kızım, tatlı yapmıştım. Hadi gel çayın yanında yiyelim. Sağ ol ablam. Ben biraz yürüyeyim. Ergun eğer yanlış hatırlamıyorsam önce Londra'ya master yapmaya gitti. Oradan da Amerika'ya geçmiş çalışmak için. Ama şimdi buradaymış. Şey mi oldu? Neye bakıyorsun? Dilan'a. Hemen geliyorum. Yağmur.
Niçin yemedin yemeğini? Yemek yemezsen büyüyemezsin ama. Hadi birlikte yiyelim. Betül. Sen yedin mi yemeğini? Yedim öğretmenim. Yağmur yemek yemek istemiyormuş. Yemek yemezse büyüyemez değil mi? Evet öğretmenim. Bir kere de sen söyle arkadaşına. Belki seni dinler. Yağmur, hadi ye yemeğini. Sonra gidip ipi atlarız. Yağmur Cevriye ablayı bekliyor öğretmenim. Hiç de bile. Kimseyi beklemiyorum. Zaten gelmez derdi. Beni annem götürmekten vazgeçti. O da annem gibi bıraktı beni. Düştün mü? Bir şeyim yok. O zaman niye yerdesin? Kalk. Kendim kalkarım. Bacağım mı ağrıyor, bileğim mi? Ne oldu? Söyle. Söyle. Bir yerimin ağrıdığı falan yok. Bırakır mısın kolumu? İyiyim dedim. Niye ağlıyorsun o zaman? Nasıl düştün anlat. Neyini anlatayım? Düştüm işte. Ayağım taşa takıldı, düştüm. İnanmıyorum. Üstüm başımda çamur olmuş zaten. Bunun için ağlanır mı? Kuru temizleme veririz. Olur biter. Çıkmaz ki bunun lekesi. E o zaman yenisini alırız. Alırsın tabii. Her şeyin yenisini alırsın sen. Allah Allah. Senin sinirlerin bozulmuş. Gel odana götüreyim seni. Uzan dinlen biraz. Ben gidebilirim. İyi git. İnat etme. Tekrar mı düşmek istiyorsun? Basamıyorsun üstüne. Hadi. Basabiliyor musun? Yavaş. Hadi birkaç adım daha. Yavaş. Gel. Ben kendim gidebilirim. Sen işlerinle ilgilen. Yok. Yok, bu böyle olmaz. Gülüm, niye ayaklandın? Gidip görelim Yağmur. Hem bak şimdi gidip görmezsek kendini çok yalnız hisseder ki ona da iyi gelir. Ama Cevriye'm daha yeni alıp götürdüler. Bizden ayrı kalmaya alışsın biraz. Biz yine gider görürüz. Yok, olmaz Cevdet. Ne olursun şimdi gidelim. Ne olur yalvarırım. Cevriye. Cevdet. Bak, kırılgan, yaralı bir çocuk o. Eğer şimdi gidip görmezsek onu terk ettiğimizi düşünür. Ne olur kırma beni, gidip görelim. Hem giderken diğer çocuklar için şekerleme, oyuncak falan da alırız. Onlar da mutlu olur. Ha, ne dersin? Ne olur Cevdet'im. Tamam, tamam. Hı. Gidelim. İyi canım, kocam benim.
Daha ne kadar bekleyeceğiz Zümrüt? Konuşmamız lazım. Kaçmak bir çözüm değil. Bilmiyorum. Acaba akışta mı bıraksak? Nasıl yani? Akışına bırakalım derken? Konuşmaya kesin karar vermemiş miydik? Verdik. Yani verdik tabii. Ne oldu? Vaz mı geçtin şimdi? Yok, öyle değil. Ne öyleyse? Birlikte bir yola çıktık sanıyordun. Öyle tabii. Öyleyse bir şekilde anlatacağız babana. Kızım, iki diş sarımsak ver şurada. Gül. Gül. Gül, sana diyorum. Kızım, şuradan iki diş sarımsak ver. Ay tamam anne, ne bağırıyorsun? Kızım, üç defadır söylüyorum. Duymuyorsun. Aklın nerede? Ne olsun, yemek hazırlıyoruz işte. Tamam, bırak onu hemen. Sen eczaneye git bir koş. Ne eczanesi? Kudret Bey'in ilaçlarını sipariş vermiştim. Hazır olmuştur. Hemen onları alıp geliver. Ha, acil mi ki? Evet canım, acil. İyice tuhaflaştın ha. Normalde koşa koşa gidersin. Şimdi mırın kırın ediyorsun bana. Tamam, peki. Gidiyorum. Kızım, çıkarsana şu üstündekini. Onunla mı gideceksin dışarı? Ha, ay unutmuşum. Pardon. Hadi çabuk. Biraz acele et. Hadi kızım. Tamam. İyi misin? Var mı ağrın sızın? Yok, kalmadı. İyi. Madem bir sorunun yok, hazırlan öyleyse. Dışarı çıkacağız. Dışarı çıkacak halim yok ama. Çıkacağız diyorsam çıkacağız. Hadi hazırlan. Peki. Öyleyse nereye gittiğimizi söyle bari. En azından bunu bilmeye hakkım var. Annene görüşeceğiz. Annem mi? Niye? Nereden çıktı şimdi bu? Benimle mi görüşmeye geleceksiniz? Dilan'la birlikte mi? Evet. Dilan'la ikimiz. Konu neydi tam olarak? Dilan'ın size güvenmeye ihtiyacı var Hanife Hanım. Bir ailesi, bir annesi olduğunu hissetmeye ihtiyacı var. Biliyor zaten. Hayır. Bilmiyor. Yuvasız kalmış. Kolu kanadı kırık bir kuş gibi hissediyor kendini. Yalnız ve ürkek. Yani biz ne yapabiliriz peki? Sonuçta siz onun kocasısınız artık. Orası onun evi. Evet. Bu konak Dilan'ın evi. Ve ben yanında olduğum sürece onun kılına zarar gelmeyecek. Ne ona ne de size. Kimseye bir şey olmayacak. Bundan kuşkunuz olmasın. Ama diyeceğim şu ki, sizin yanınız da onun evi.
Dilan ailesine, baba evine gelmek istediği zaman ona kapılarınızı açacaksınız. Hem de sonuna kadar. Bunaldığında, uzaklaşmak istediğinde. Çalacağı, gidebileceği bir baba evi olmak zorunda. Ben de yanlış yaptım. Onun duygularını düşünmedim. Ama artık bunu telafi etmek istiyorum. Artık güvensin istiyorum. Buna her zaman, her şartta güvenecek. Anladınız mı? Anladım. Peki. Bugün getireceğim onu. Bu dediklerimi bir de sizin ağzınızdan duysun. Beykoz sahilde buluşuruz. Saat ve konum bilgisi gönderirim. İyi günler. Nereden çıktı bu diye sordum. Gittiğimizde öğrenirsin. Hadi hazırlan. Dışarıda bekliyorum. Gel bakalım. Hı? Bu da senin. Adın ne senin? Benim adım İpek. İpekmiş adı. Maşallah İpek gibi de saçların var zaten. Güzelim benim. Hadi bakalım. Cevriye abla, bana da oyuncak verecek misin? Ya ben sana vermez olur muyum? Senin hediyeni en sona sakladım ben. Hı? Al bakalım. Bu da senin. Aa, çok güzel. Çok teşekkür ederim Cevriye abla. Oy, oy güzelim benim, canım benim. Hadi güle güle kullan. Cevdet, hı? Yağmur hala ortalıklarda yok. Evet Cevriyem. Cevriyem, istersen hanımefendiye bir soralım. Hı? Olur. Hadi. Pardon, Yağmur'a bakmıştık da biz göremedik. Şu an için uygun değil maalesef. Beklememiz gerekiyorsa bekleriz. Bugün maalesef zor. Başka gün gelin lütfen. Cevriye, hadi gidelim biz. Cevriye Hanım, bir saniye durun lütfen. Merhaba İlkan Hanım. Biz Yağmur'a bakmıştık da ama göremedik. Yağmur hiç iyi değil. Neyi var? Bütün gün bir lokma yemedi. Belki sizi görürse kendini iyi hissedip bir şeyler yer. Akşama taze fasulye yap. Yanına safranlı pilav, köfte de olsun. Bir de çoban salatası hazırla. Tamam hanım ağam. Enginar var mı? Sanırım kalmamıştı. Altır demiştim, tam mevsimi. Niye beni dinlemiyorsun? Aklımdan çıkmış hanım ağam, özür dilerim. Çıkmasa şaşardım zaten. Al bu çayı da, zift gibi olmuş zaten. Nereye gitti bunlar? Bilgim yok hanım ağam. Sana bir şey söylemediler mi? Yok, söylemediler. Gül nerede peki? Kudret Bey'in ilaçları azalmıştı. Onu aldırmaya eczaneye gönderdim. İyi. Bir çay da bana ver hele Kader Hanım. Tamam Hasan ağam. Eminsin değil mi geleceğinden? Eminim. Birazdan burada olur. Peki tepkisi neydi? Yani benimle görüştüreceğini söylediğinde. Heyecanlandı. O kadar mı? Kızmadı mı? Gerilmedi mi? Yani ne bileyim. Şaşırmadı mı hiç? Biraz şaşırdı. Peki sen niye bu kadar gerginsin? Epey zaman oldu ya görüşmeyeli.
Ondan heyecanlandım galiba biraz. Rahat ol. Annen o senin. İçinden geldiği gibi konuş. Hasret gider. Geldi. Anne. Ne işin var burada senin? Ben... Ne işin var burada dedim? Sen yine mi kaçtın? Merhaba kızım. Nasılsın? İyiyim. Sen? İyiyim ben de. Allah'a şükür. Ben sizi yalnız bırakayım. Annem burayı mı kaldırdı ki? Aldın mı ilaçları kızım? Kızım, ilaçları aldın mı diyorum? Evet aldım. Hepsi tam mı? Kalmış mı eksik? Kızım. Sana diyorum, hu! Dünyaya dön artık. Ne? Efendim? İlaçlar tam mı dedim? Evet, hepsi burada. Niye durdun kaldın orada? Yapacak bir dünya işimiz var daha. Hadi yürü bahçeden başla. Aradı seni. Neden geldin peki? Sadece o istediği için mi? Affet beni kızım. Sana tokat attığım için beni affet. Haksızlık ettiğim için beni affet. Her şeyi senin suçun bildim. Arayıp sormadım bilesin. Özür dilerim senden. Hem de çok özür dilerim. Anne. Böyle konuşma ne olur. Sen böyle söyleyince çok üzülüyorum. Üzülmesi gereken biri varsa o benim yavrum. Ben sana iyi bir anne olamadım. Hayır. Sen çok iyi bir anne oldun. Her zaman. Sen de çaresiz kaldın. Bu olan bitende senin hiçbir suçun yok ki. Benim dışımda koruman gereken başka evlatların da var. Zümrüt, abim.
Bu yüzden ben sana hak veriyorum anne. Çünkü ben ne zaman eve gelmeye kalksam hep bir olay çıkıyor. Beni affet Dilan. Seni yalnızlığa mahkum etmişim. Affet. Dağlar karşımızda kat kat büyüyor. Artık olmayacak. İstediğin zaman çık gel. Bir daha asla geri çevirmeyeceğim seni. Ne zaman sıkılsan, bunalsan atla gel. Evinin kapıları sana her zaman açık kızım. Korkma. Kocan söz verdi bana. Çocuklarına, kocana, kimseye bir zarar gelmeyecek dedi. O bunun teminatını verdiği için böyle rahat konuşuyorum seninle. Sen de rahat ol. Çok teşekkür ederim anne. Bana değil. Asıl Baran Bey'e teşekkür et. Ne yaptı şu kız? İlaç işini halledebildi mi acaba? İnsan böyle dümdüz de soramıyor ki. Şu işi halletsek de ben bir rahatlasam. Pardon Hasan ağam, ben boş sanıyordum burayı. Daha sonra gelirim. Yok yok Kadir Hanım. Bak sen işine, ben gidiyorum zaten. Gül hiç yardım etmiyor mu temizlik işlerinde? Ediyor, etmez olur mu? Etmese zaten yetişemezdik. E tabii, koca konak. Bir sürü iş. E abimin durumu da ortada. Onun bakımıydı, yemeğiydi, ilacıydı. Bütün bunlar... Ayrı bir mesai istiyor. Hiç şikayetçi değiliz Hasan ağam. Çok şükür. E ne oldu abimin ila? Kader! Neredesin? Geliyorum Azade Hanım. Hasan Bey kusura bakmayın. Tam sırasını buldum be anam. Dikkat et kendine yavrum. Sen de annem. Babamın sağlığı yerinde değil mi? Her şey yolunda çok şükür. Çok sevindim. Baran Bey aradığında önce çok gerildim. Yine bir sorun çıktı sandım. Ama öyle itidalli, öyle iyi niyetli, öyle kalbinden çıkarak konuştu ki. Bir şey olmuş bu adama. Sana karşı, hepimize karşı daha iyi, nasıl diyeyim, daha anlayışlı, düşünceli. Sen farkında değil misin? Çok şükür iyisin.
şükür gitmedin. Ne oldu da böyle oldu bu adam? Güzelim benim, tomurcuğum benim ya. Gel bakayım buraya. Uy, uy nasıl da özlemişim ben bunu. Mis gibi de kokarmış. Yağmur, sen yemek yemiyormuşsun. Hı? Doğru mu? Arkadaşlarınla da oynamıyormuşsun. Yapma ama böyle. Yemek yemezsen hasta olursun. Sonra bana ne olur? Ben kahrolurum. Korkma tamam mı? Ben seni yanıma alacağım. Yalan söylüyorsun, sana inanmıyorum. Annem gibi sen de bıraktın beni işte. Kimse sevmiyor beni. Siz de sevmiyorsunuz. Hiçbir zaman bir ailem olmayacak benim. Yağmur! Teşekkür ederim. Neden böyle bir şey yaptın? Neden şimdi? Aslında uzun zamandır aklımdaydı. Eski hayatında güzel olan ne varsa tek tek kavuşmanı istiyorum. Seninle istediğin zaman gidebileceğin bir baba evin olmalı. O evin kapıları sana her zaman açık olmalı. Ben seni hapsetmiş değilim. Canın sıkıldığında, nefes almak istediğinde gidebileceğin bir yuvan olmalı senin de. Ve bunu bilmeli, buna güvenmelisin. Teşekkür ederim. Hem ben zaten Kudret amca iyileşene kadar bir yere gitmeyi düşünmüyorum. Babam. Evet. Onunla yükünü aldın üstümüzden. Kimsenin yükünü almıyorum. Bu benim vicdani borcum. Ben bunu severek yapıyorum. Annem, sen istediğin için bile benden özür dilemiş olsa, ne kadar mutlu oldum bilemezsin. Attığı tokata kadar bana negamet getirdi. Af diledi benden. Tabii sen bunları bilmiyorsun. Evet ama bu da olmuştu. Hepsini biliyorum. Bunu nereden biliyorsun ki? İçim parçalanıyor şu kızın halini görünce. Anası tokat atmış, kovmuş. Karabeylerden bir bela gelecek diye korkusundan herhalde geri yollamış. Olay daha tazeyken Kader ablayla dertleşiyordunuz. İstemeden duydum.
duydum ve hiç unutamadım. Unutmamış. İçine dert etmiş benim sıkıntımı. Çözmek için çareler düşünmüş. Adım atmış.